toprak ve su gibi doğal çevrenin tarım eliyle kirletilmesini önlemeyi amaçlayan organik tarıma da, organik ürünlere de ilgi her geçen yıl artıyor. Ülkemizde bu doğrultuda organik pazarların sayısının arttığını da söylemek mümkün. Uludağlar Organik, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 1990'lı yıllardan bu yana organik üretim gerçekleştiriyor. Tarım, sentetik gübre, hormon, genetiği değiştirilmiş organizma kullanımını reddeden veya sınırlayan tarım yöntemi olarak ifade edilir. Organik tarımda toprak ve su gibi doğal çevrenin tarım eliyle kirletilmesini engellemek, temiz malzeme ve teknikler kullanarak üretilen tarım ürünleriyle insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde olumlu katkı sağlamak amaçlanır. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde üretimini sürdüren Uludağ Organik'in kurucusu Şükrü Özkan'ın tarım ve hayvancılık sektörlerindeki mesaisi henüz çocukluk yıllarına dayanıyor. Organik üretime başlandığında tarih 1990'ları gösteriyor. Tabii o yıllarda organik tarım pek bilinmiyor. Çocukluğumdan beri hayvancılık, tarımcılıkla uğraşıyoruz aile olarak. 1990 civarında falan şeye başladım, organik tarıma başladım. O zamanları yaygın değildi, bilinmiyordu. Çok zorluklarını çektik ama yılmadık, devam ettik. Firma, aile büyüklerinden kalan arazilerde organik sertifikasıyla hem sebze hem de meyve yetiştiriyor. Önce sebze meyve şeklinde başladık. Meyveler zaten kendiliğinden var, atalarımızdan var. Yeni bir şey ilave etmiş değiliz. Atalarımızdan kalan meyvelerle organik yapıyoruz. Bölge tamamen doğal. Yani buğday da doğal, şeysi de doğal. Sadece sertifika alınmamış. Diğer üreticiler de doğal aslında. Biz de işte önce İNAK diye bir kontrol kuruluşuyla başladık. Daha sonra EKOSERT'le devam ediyoruz, çalışıyoruz. 53 tane ürün, çeşit ürünümüz var. Vişne, kiraz, elma, armut, ayva, bunun gibi. Şükrü Özkan'ın 1992'de organik üretime başlaması bir tesadüfe dayanıyor aslında. İzmir'den bir arkadaşım vardı. Buraya çilek almaya geldi. O organikten bahsetti. Onun bahsetmesiyle ben de aklıma yattı, izah etti bana. Ben de onun vasıtasıyla başlamış oldum. Herkes istediği her yerde organik üretim yapamıyor. Sürecin genelinde çeşitli kriterlere uygunluk aranıyor. Organiğe başlamak için ürünün müracaatını yapıyorsunuz, bir sözleşme imzalıyorsunuz. O sözleşmeden sonra çeşitli analizlere tabi tutuluyor. Bu analizlerden sonra 3 yıl geçiş dönemine alınıyor. 3 yıl hiçbir şey, kimyasal bir şey uygulayamıyorsunuz. Biz zaten buna hazırdık, uygulamıyorduk. Zaten atalarımızdan da uygulanmıyordu. Arazimiz buna hazırdı. Kimyasaldan ari toprak, organik üretimin ilk şartını oluşturuyor. Yıllık gözetim kontrolleri ve habersiz kontroller gerçekleştiriliyor sertifikasyon kuruluşları tarafından. Gerek duyulduğunda laboratuvar analizleri için örnekler alınıyor. 3 yıllık denetim sürecinin ardından organik sertifikası almaya hak kazanan Şükrü Özkan'ın üretim yaptığı alan geniş bir metrekareye ulaşıyor. Aşağı yukarı 500 dönüm kendimize ait arazimiz var. Onda tabii amcamın arazileri var. Onlar bize geçti. Bir de babamdan kalan araziler. Bu arazi üzerinde yapıyoruz. Bir de bizim 23 tane sözleşmeli üreticimiz var. Firma ürünlerini iç piyasanın yanı sıra dış piyasaya da gönderiyor. Bugüne kadar yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerde hiçbir kalıntı, hiçbir şeye rastlanmadı. Bilhassa yurt dışına giden ürünler, meyveler bunlar daha çok, hiçbir pürüzle yurt dışında karşılaşmadı. Türkiye'de son 10 yıllık dönemde organik tarım alanlarında artış gözleniyor.
Yapılan üretimin önemli bir kısmı ihraç ediliyor. Şükrü Özkan için de durum benzer. Özkan, ihracatta geniş bir yelpazeye ulaştık diyor. Amerika dahil İtalya, ağırlıklı olarak İtalya, İngiltere, İsviçre, bir de bizim İsviçre şeyinin şeyleri ayrı biliyorsunuz. O biosivis yapılıyor. Sadece İsviçre kuralları, o dünyadaki diğer kuralları tanımıyor. O İsviçre kurallarına göre de bizim biosivis ürünlerimiz var. İhracatın ardından iç piyasayı da soruyoruz. Her biri sertifikalı ve Tarım Bakanlığı onaylı organik sebze, meyve, yumurta, hatta organik oyuncağın dahi bulunabildiği organik pazarların sayısı artıyor. Şükrü Özkan, İstanbul ve Ankara'da bulunan organik pazarlarda yerimizi alıyoruz diyor. Türkiye'nin en büyük organik pazarı İstanbul Şişli'de kuruluyor. Feriköy pazarına çıkıyoruz. Kartal pazarına çıkıyoruz. Bir de Ankara Çankaya Ayrancı pazarına çıkıyoruz. Veli Özkan, İstanbul'daki organik pazarlarda tüketicilerin görmeye alışık olduğu bir isim. Cuma gün Bakırköy'üne gidiyor. Cumartesi gün Feriköy pazarına gidiyor. Pazar günü de Kartal'a gidiyor. Ankara'ya gidemiyorum. O da pazar günü. Aile ikiye bölünüyor. Yarımız oraya, yarımız oraya gidiyor. Tüketicinin Veliye ablası, organik pazarlarda daha bilinçli bir tüketici kitlesiyle karşılaştıklarını söylüyor. Daha önceden hani organik pazara gitmiş olanlar geliyorlar. Çocuklar için daha çok geliyorlar, bebekler için. Katkı var mı diye, yok diyor. Yani hayvan kitlesi kullanıyoruz diyor. Köyümüz zaten dağın içinde diyor. Kırköy. Hani şehirle yakın değil arası. Dağın içinde kalıyor köyümüz diyorum, söylüyor. Veli Özkan, üretimimiz yaz-kış tüketicilerin her türlü talebine yanıt verecek çeşitlilikte diyor. Çeşit çok. Ispanaktan tut, ıspanak, pırasa, kereviz, brokoli, brüksel, karnabahar, lahana, mor lahana, ben baştan koy, havuç. Mesela soğan, patates, onlarla gidiyoruz. Bakla, bezelye, yazın daha çok çilek, böğürtlen, onlar filan oluyor. Fiyatları da konuşuyoruz. Veliye Özkan, verilen emekle kıyaslandığında organik ürünlerin pahalı olmadığı görüşünü paylaşıyor. Bence pahalı değil, yapması daha zor. Müşteriler geldi, benim Kartal Pazarı'ndan müşterilerimiz geldi. Diyorlar hani hiç pazarlık yapmaya gerek yok, çok zormuş yetiştirmesi diyorlar. Kabak kopar diyorlar, dikenleri batıyor. Otların içinden fasulyeleri toplayamıyorlar. Karpuz tarlalarında ayaklarına dikenler battı. Yani bize göre kolay da onlar için zor. Biz devamlı alışkan olduğumuzdan bize şey gelmiyor. Diyorlar pazarlık yapmayalım bir daha. Aile doktoru geldi. Avukat müşterimiz vardı, o geldi. Öğrendiler, gördüler. Şartlar zor diyor Veli Özkan. Onları yetiştirene kadar kaç tane işçi buluyoruz. Onlara gömme parası veriyoruz. Buradan kazandığımı götürüp akşam onlara dağıtıyorum diyorum. Söylüyorum müşterilere, sağlıklı yesinler. İlaçsız ürün yesinler, buyursunlar, gelsinler, köyümüzü görsünler. Dile kolay, tam 53 çeşit. Toprakların verimli olduğunu söyleyen Özkan, çeşitte sınır tanımıyoruz diyor. Topraklar fazla hırpalanmadığı için, yani çok fazla işlenmediği için öyle taze toprak. Yani her türlü şey yapılabilir vaziyette. Kendimiz de gördüğümüz maruldan tutun, efendim bakla, bezelye, patates, efendim biber, domates, hepsi çeşitli, yani akla geldiklerini söylüyorum. Bunlar tamamı yapılabiliyor. Kışın seralarda ısıtmadan faydalanılarak üretime devam ediliyor. 13 adet tünel seramız var.
Bunlar işte eni 9 metre, boyu 40 metre civarında. Yuvarlak olarak biraz küçüğü, biraz büyüğü, daha büyüğü olanı var. Buralarda da kışın ısıtmalı sistemle domates, biber, salatalık ve şey yapıyorsun, patlıcan yapıyoruz. Kışın onlar var. Bir de tabii depoladığımız ama toprak altında patates falan da kışın yapabiliyoruz. Her yıl aynı alana aynı ürün ekilmiyor. Toprağın ihtiyacı kimyasallarla değil, merada otlayan hayvanların gübresiyle sağlanıyor. Aynı yere aynı ürünü üst üste ekmemeye çalışıyoruz. Yaptığımız işlem bu. Ama tabii organik tarımda kimyasal hiçbir şey kullanmıyor. Bizim memleketimiz hayvancı bir memleket. Bol miktarda hayvan gübresi bulabiliyoruz. En önemli konulardan biri de tohum. Anadolu'da yıllarca ekilen, soyu muhafaza edilmiş GDO'suz, yerli cins, doğal, özlediğimiz tat ve kokuda sebze ve meyveler için tohum ve fideleri Özkan ailesi kendi bünyesinde temin ediyor. Özkan, yerli tohum kullandıklarının altını özellikle çiziyor. Tamamen doğal, tohumlar kendimizden, %90 itibariyle kendimizden. Çok bir iki kalem bulamadığımız oluyor. Onların da Türkiye'de üretim yapan, organik üretim yapan sertifikalı iki kuruluş var. O kuruluşlardan alıyoruz. Şükrü Özkan, tüketicileri organik ürün alırken dikkat etmeleri gereken hususlara karşı uyarıyor. Analizlerine baksınlar. Genelde analiz, sadece sertifikaya bakmasınlar. Mutlaka kontrol eden kuruluşlar senede 3-4 defa bütün ürünlerden tek tek analiz alır. Bunu bizim firmamız yurt dışında yaptırıyor. Genelde Almanya'da yapılıyor şeyleri, kontrolleri. Bugüne kadar da hiçbir kalıntı problemi yaşamadık. Firma kendi ürününü tüketiciyle kendi buluşturuyor. Sebebi tüketiciye kontrol edebileceği ve güvenebileceği ürünü sunma hassasiyeti. Dışarıya pek vermiyoruz. Başka yerlere vermiyoruz. Vermemeye dikkat ediyoruz. Kendi sattığımız kadarıyla satıyoruz. Yani siz görüyorsunuz bazen atıl halde kalıyor. Gene de başka yere vermiyoruz, göndermiyoruz. Daha sağlıklı olması için 2-3 el değiştirirse, aracılar araya girerse, arasında konvansiyonel mal girmesinden korktuğumuz için sadece kendimiz veriyoruz. Son dönemde organik üretimin de organik ürünlere talebin de arttığı tespitinde bulunan Özkan, zirai mücadelede organik ürünlere ulaşmada zorluk çektiklerine değiniyor. Üreticinin devlet tarafından bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Zirai mücadelede organikle ilgili bulamıyoruz, ulaşamıyoruz. Çok pahalı. Bize çok ihtiyaç olmadı. Yani böyle bir şey olmadı ama devletin ve organik tarımda kullanabilen zirai mücadele şeylerine ulaşabilsek, devlet bu konuda yardımcı olsa çok iyi olur. Ama bu konuda bilinçlendirme de yok bizi. Yani kendi kendimizi yetiştiriyoruz. Bir tek tek kontrol firmasının yönlendirmesi oluyor. Diğer yönden doğru dürüst bir yardım alamıyoruz. Organik de kullanabilecek materyalleri bize daha kolay ulaşmamızı sağlamalı. Beklettiğimiz bu, başka bir şeyimiz yok. Şükrü Özkan, kurumsal kimliğe kavuşmalarına rağmen aile işletmesi olarak amatör ruhla yollarına devam edeceklerini söylüyor. Dileyen herkesi arazilerini ve üretim koşullarını yakından görmek üzere misafirleri olmaya davet ediyor. Bursa Uludağ Organik Tarım Limited şirketi olarak geçti. Bunu bizi Tarım Bakanlığı mecbur bıraktığı için şirkete dönüştük. Yoksa bazı tüketiciler şirket olmayı yanlış algılayabiliyor. Yani bu çiftçi değil. Halbuki görüyorsunuz biz aile üretimi yapıyoruz. Tamamen aile üretimi yapıyoruz. Bunu al sat yapıyor falan gibi yanlış algılayabiliyor. Bizim öyle değil. Şirket aile şirketi.
çalışanlar aile, kalabalık bir aileyiz. Tamamen kendi ürettiğimiz malzemeyi, materyali satıyoruz. Güvenle tüketebilirler tüketiciler. Bizim gelip yerlerimizi de görebilirler. Hatta yani şey olursa biz seyahat giderlerini biz karşılayarak yerimizi görmelerini tavsiye ederiz. Özellikle arazilerimizi görmelerini isteriz, ürünlerimizi görmelerini isteriz.